14'ten fazla ülke, 300 üniversite ve kuruluş, binlerce bilim insanı, mühendis ve teknisyen. Yıllardır bir proje üzerinde çalışıyor. Bazıları belki kariyerlerinin tamamında bu proje için çalışacak. 40 milyon saat mesai harcandı. Ay'a yapılan insanlı inişten bu yana gerçekleştirilecek en büyük uzay görevi. Hubble'ı unutun. 18 Aralık'ta şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en güçlü uzay teleskobu uzaya gönderiliyor. James Webb Teleskobu. Webb, gözlemlenebilir evrenin büyük bölümünü gözler önüne serecek. Daha önce hiç gözlemlenmemiş kozmik tarihimizi görebilmemiz için devrim niteliğinde keşifler yapacak. Aslında o bir zaman makinesi. Çünkü evrende mesafeler o kadar uzun ki Webb'in yakalayacağı ışıklar milyonlarca hatta milyarlarca yıl öncesinden gelecek. Arkadaşlar, bu öyle bir proje ki mühendisler Webb'i tasarlarken yeni icatlar yapmak zorunda kaldılar. İşte bu yüzden çok pahalı ve bu kadar uzun sürdü. 1996'da fikir ilk ortaya atıldığından beri 25 yıl geçti. Defalarca kez ertelenmek zorunda kalındı. Ve 10 milyar dolar para harcandı. Öyle ki bu teleskobun geliştirilmesi için harcanan onca zaman, emek ve para dünyaya fayda sağlayan yan ürünlerin bile çıkmasını sağladı. İnsanlığa yeni teknolojiler kazandırdı. Mesela lazer göz ameliyatlarında kullanılan LASIK yöntemi James Webb teleskobuna çok şey borçlu. Webb ortak bir girişim. Dümende yine NASA var. Fakat Avrupa ve Kanada uzay ajansları da çok önemli görevler üstlendiler. Mesela fırlatma işi Avrupa Uzay Ajansı'nda. Güney Amerika kıtasında bulunan Fransız Guyana'sından fırlatılacak. Webb'in yolculuğu çok önce başladı dedik. İlk fikirler 1996 yılına kadar gidiyor. 2002'de NASA tarafından ekip toplanmaya başlıyor. Ve 2004'te Webb'in inşası başlıyor. 2011 yılına kadar 18'li ayna tasarımı tamamlanıyor ve testlerden başarıyla geçiyor. 2013'te Amerika'nın Maryland eyaletinde farklı yerlerden gelen diğer aksamları birleştirilmeye başlanıyor. Yine 2013'te önemli bir görev üstlenen güneşliğin tasarımı ortaya çıkıyor. Ve 2016'ya kadar da teleskobun tüm hassas aletleri çeşitli sıcaklık ve titreşim testlerine tabi tutuluyor. 2017'de Houston'daki kriyojenik testleri yapılıyor. En sonda uzay ortamındaki operasyonlara hazır olduğundan emin olmak için sıkı testlere sokulduğu Kaliforniya'daki Space Park'a getiriliyor. Bakın, sadece Kaliforniya'dan fırlatma noktası olan Fransız Guyana'sına götürülmesi bile başlı başına çok büyük bir operasyon. Ne demiştik? 10 milyar dolarlık bir görevden bahsediyoruz. Hata kabul etmez. Kaliforniya'da uzay parkındaki testleri tamamlandıktan sonra sadece paketlenmesi, yani katlanıp istiflenip gemiye bindirilmesi bile bir ay sürmüş. Siz düşünün. Tabii bu kadar değerli bir makineyi taşırken sıkıntı çıkmasını istemezsiniz. Olur ya, fırtına çıkar, deprem olur, her şey mümkün. İşte bu yüzden onu yolda başına gelebileceklere karşı çok iyi korumalısınız. NASA da öyle yapmış ve bu işler için özel olarak tasarlanan STARS isimli devasa bir konteynerin içerisine koymuş. Sadece bu konteynerin ağırlığı 76 ton. Ardından 16 günlük bir gemi yolculuğu. Panama Kanalı üzerinden Güney Amerika kıtasına, Fransa'nın deniz aşırı ili olan Fransız Guyana'sına getirilmiş. 12 Ekim'de 9300 kilometrelik bir yolculuk. Şu anda operasyonel hazırlıklar sürüyor. Fırlatma gününe kadar da devam edecek. Eğer bir aksilik çıkmazsa da yıllardır herkesin heyecanla beklediği bu görev nihayet 18 Aralık'ta başlamış olacak. Öncelikle bu kadar pahalı ve karmaşık bir makine neden yerde inşa edilmiyor da uzaya gönderiliyor diye düşünebilirsiniz. Bunun sebebi yeryüzünde atmosferden kaynaklı bir filtreleme söz konusu. Atmosfer kızılötesi ışığı filtrelediği için net ve uzak bir görüş sağlamıyor. İşte bu yüzden Webb de Hubble gibi uzaya gönderiliyor. Fakat Hubble'dan oldukça uzağa. Yaklaşık 1.6 milyon kilometre kadar uzağa. Hubble dünya yörüngesinde dönüyor. 560 kilometre yukarıda. Fakat Webb güneş yörüngesinde dönecek. Bu kadar uzağa gönderilmesinin de bir sebebi var. Önemli avantajlar sağlıyor. Birazdan geleceğiz. Güneş-Dünya ikilisinin yörünge düzleminde 5 farklı Lagrange noktası var. Bu noktalar iki kütlenin yarattığı potansiyel denge noktaları.
Yani buraya gönderilen cisimler bir şeyle çarpışmadıkları sürece uzun süre yörüngede kalmaya devam edebilirler. İşte Webb bu noktalardan ikincisinde, yani L2 noktasında görev yapacak. Bu yörüngenin bir başka avantajı da Webb'in dünyaya göre her zaman aynı konumda olacak olması. Böylece dünya ile sürekli iletişim halinde kalabilecek kadar yakın olacak. Bu yörünge teleskobu hem dünyanın hem de ayın gölgelerinden uzak tutacak. Her 90 dakikada bir dünyanın gölgesine girip çıkan Hubble'ın aksine Webb 7/24 bilim operasyonlarına hazır, engelsiz bir görüşe sahip olacak. Webb yüzün üzerinde başarılı görev gerçekleştirmiş, Ariane 5 roketiyle fırlatılacak. Ariane 5 katı ve kriyojenik sıvı yakıt kombinasyonunu kullanan çok aşamalı bir roket. Kalkıştan sonra 26 dakika boyunca Ariane roketi itme sağlayacak. Daha sonra Webb roketten ayrılacak ve güneş panelleri devreye girecek. Böylece Webb güneş ışığından elektrik üretmeye başlayacak. L2 noktasına giden 1.6 milyon kilometrelik yolculuğu 1 ay sürecek. Fırlatmadan sonra Webb aksiyon dolu 6 aylık bir devreye alma döneminden geçecek. İlk birkaç gün geçtikten sonra güneşliği açılmaya başlayacak. Bu güneşlik teleskobun optik parçalarını yanıltıcı güneş ışığından korumak için tasarlanmış. Ayrıca bazı aletleri de sıcaktan koruyacak. Güneşlik soğuma işlemini sağladıktan sonra bazı optik cihazların hizalanması ve bilimsel cihazların kalibrasyonu gerçekleştirilecek. Bu süreç 6. aya kadar devam edecek. En nihayetinde de fırlatmadan yaklaşık 6 ay sonra bilimsel çalışmaların başlamasını bekliyor bilim insanları. Teleskop 3 ana bölümden oluşuyor. Optik ve bilimsel aletler, güneşlik ve uzay mekiği kısmı, yani gövdesi. Tasarımında ise iki ana zorluk karşılarına çıkmış mühendislerin. Yeterli ışık toplamak için gereken büyük bir ayna ve optik kısımlarının soğuk tutulmasının gerekmesi. Webb teleskobu o kadar büyük ki onu fırlatacak roketin içine sığabilmesi için katlanması gerekiyor. Bu da yepyeni mühendislik problemleri demek. Hedefler büyük olunca teleskop da büyük oluyor. İlk olarak Webb yaklaşık 6200 kilogram ağırlığında, bir okul otobüsü kadar ağır. İkinci olaraksa güneşliği ile beraber bir tenis kortu kadar büyük. Görev süresi 5 yıl ama 10 yıla kadar uzayabilir. Webb'in ikonik ana aynası 18 parçadan oluşuyor ve 6,5 metre çapında. Bu devasa aynanın her bir parçası kendi başına hareket edebilir şekilde tasarlanmış. Doğadan ilham alınan bu aynalar arı kovanı gibi altıgen şeklinde tasarlanmış ve her biri berilyumdan üretildiği için oldukça hafifler. Berilyum aynı zamanda güçlü bir element ve düşük sıcaklıklarda şeklini iyi koruyabiliyor. Dış katmanları ise 100 nanometre kalınlığında altınla kaplı. Yani insan saçından 1000 kat daha ince bir kaplama. Webb çok düşük ışık seviyelerini algılayabilen son derece hassas bir teleskop. Bu yüzden çok ama çok uzaktaki gök cisimlerinden bile sinyaller alabilecek. Fakat bu tasarım beraberinde yeni sorunları getirdi. Katlanma mekanizması birçok hareketli parça demek. Birçok hareketli parça demek de uzayda çıkabilecek küçücük bir sorunun bütün görevi tehlikeye atması demek. Üstelik Webb o kadar uzakta olacak ki ona bir insan gönderip tamir etmemiz de mümkün değil. Bu yüzden NASA ve partnerleri bu işi riske atmamak adına olabildiğince fazla test yapıyorlar. Yıllardır. Webb'in ikinci aynası ise 74 santim çapında daha küçük, yuvarlak ve dış bükey. Birincil aynadan uzanan 7.6 metre uzunluğunda 3 kol tarafından desteklenmiş. Bu destekler de ana ayna gibi fırlatma için katlanabilir olarak tasarlanmış. Ana ayna tarafından yakalanan ışık ikincil aynaya, oradan da ana aynanın ortasında bulunan üçüncül ince yönlendirme aynasına gönderiliyor. Daha sonra gerekli değerlendirmeyi yapacak aletler verileri topluyor ve dünyaya gönderiyor. Webb'in en önemli ve karmaşık bileşenlerinden biri de güneşlik. Güneşlik Webb'i ikiye bölüyor aslında. Birincisi gövde kısmının bulunduğu güneş ve dünyaya bakan sıcak taraf. Ve ikincisi güneşle dünyadan uzakta derin uzaya bakan soğuk taraf. Bu sıcak ve soğuk taraflar arasındaki fark öyle büyük olacak ki bir tarafta su rahatça kaynayabilirken diğer tarafta nitrojeni bile dondurabileceksiniz. Güneşlik 5 katmanlı ve elmas şeklinde tasarlanmış. Alüminyumla kaplanmış her katman çok hafif ve ince polimer membranlardan oluşuyor. Bu kalkan bir tenis kortu kadar büyük. Teleskobun iki yanını sararak Ariane 5 roketinin içine sığacak şekilde özel tasarlanmış. Peki ne iş yapacak bu güneşlik? Teleskobun optik kısımlarını, yani aynalarını, güneş, dünya ve aydan gelen yüksek ısı ve ışıktan koruyacak.
Webb bir kızılötesi teleskopu olduğundan evrendeki uzak nesnelerden gelen zayıf ısı sinyallerini algılamak için aynalarının ve sensörlerinin oldukça soğuk tutulması gerekiyor. 1 milyon faktörlük bir korumadan bahsediyoruz. Webb bize uzayın gizli bölgelerini göstermek için görünür aralığın dışındaki ışığı algılamak üzere tasarlandı. Gök cisimlerinden gelen kızılötesi ışığı her zamankinden çok daha fazla netlik ve hassasiyetle inceleyecek. Görünür ışığın kısa, dar dalga boylarından farklı olarak kızılötesi ışığın daha uzun dalga boyları uzaydaki gaz ve tozun üzerinden daha kolay geçer. İşte bu nedenle toz bulutlarının arkasına gizlenen yıldız ve gezegenler Webb'in kızılötesi cihazlarından kaçamayacak. Webb'i halihazırda kullanılan Hubble ve Spitzer uzay teleskoplarının geliştirilmiş bir kombinasyonu olarak düşünebilirsiniz. Hubble'ın hassasiyeti ve çözünürlüğü ve Spitzer'ın kızılötesi evren görüşü. Webb'in teknolojisi o kadar hassas ki dünyadan ayın üzerinde bulunan bir yaban arısının ısı izini dahi tespit edebilir. Webb 2022 görevine başladığında yapacağı ilk işlerden biri Cosmos Webb olarak adlandırılan yarım milyon galaksiyi taramak olacak. Evet, yanlış duymadınız. Yarım milyon galaksi. Bu galaksiler üzerindeki karanlık madde dağılımını araştıracak. Yani karanlık maddenin galaksilerin ve yıldızların evriminde nasıl bir rol üstlendiğini çok daha iyi anlayabileceğiz Webb sayesinde. Yıldızların doğumu, ölümü, gezegenlerin oluşumu, evrenin genişlemesi gibi henüz hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığımız konuları araştıracak. Samanyolu'nun merkezindeki süper kütleli kara deliği inceleyecek mesela. Bunu yaparken yerdeki Event Horizon teleskop ağıyla güçlerini birleştirecek. Hani şu ilk kara delik fotoğrafını çeken teleskoplar dizgesi vardı ya, işte onlarla. Webb faaliyete geçtiğinde kozmik tarihin tüm aşamaları hakkında bilgi toplayacak. Öyle ki büyük patlamadan hemen sonra neler yaşandığını bile öğrenebileceğiz. 13.8 milyar yıl öncesine gideceğiz. Alın size zamanda yolculuk. O kadar uzak noktaları incelememize imkan verecek ki Hubble'ın çektiği fotoğraflar, yaptığı keşifler falan biraz yavan kalacak. Webb kendi güneş sistemimize de bakacak tabii. Gezegenlerin yüzeylerini ve atmosferlerini çok daha detaylı incelememize olanak sağlayacak. Yaşamın kökenlerini araştıracak. Belki de ilkel yaşam formları bulacak. Bundan da önemlisi, bilim insanlarının bugüne kadar keşfettiği ne kadar öte gezegen varsa bunların hepsini tarayacak ve belki de bunlardan birinde yaşamı bulacak. Bilmiyoruz. Belki mikrobik yaşamı bulacak, belki de bizim gibi akıllı canlıların yaydığı radyo dalgalarını ya da nötrino sinyallerini falan bulacak. Bu gerçekten de insanlığın aya ayak basmasından sonraki en büyük uzay görevi. Evrende bugün hayal edebileceklerimizin bile ötesinde şeyler göreceğiz. Bunu ancak bu kadar güçlü bir teleskop yapabilir. Çünkü bu öte gezegenleri keşfetmek sandığınızdan çok daha zor. Sebebi çevresinde döndükleri yıldızlar. Bir yıldızın etrafında dönen bir gezegeni keşfetmek, aynı deniz fenerinin ışığında bir ateş böceğini gözlemlemeye çalışmak gibi bir şey. Webb teleskobu, yıldızların ışığını engellemek için tasarlanmış koronograf denen özel bir optik sistemi kullanacak. Webb, şu anda aktif olarak oluşan gezegen sistemlerini de gözlemleyecek. Peki bunu nasıl yapacak? Spektroskopi yöntemiyle yayılan ışığın dalga boylarına bakacak. Her molekül spektrumda benzersiz bir model oluşturduğundan araştırmacılar bu gezegen öncesi disklerde hangi moleküllerin olduğunu belirleyebilecek. Mesela oksijen, karbon, nitrojen gibi yaşam için gerekli olan elementler var mı? Bunlara bakacaklar. Kısacası insanlık tarihindeki en büyük ve en önemli görevlerden birinin arifesindeyiz. Evrenin kökenini ve içindeki yerimizi anlamaya hiç bu kadar yakın olmamıştık.